Dünya Superbike Şampiyonası'nda Süpersport kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu ile birlikteyiz. Bahattin, yeni sezon Phillip Island'da bir hafta kadar sonra başlıyor. Neler bekliyorsun? 3,5 aydır kış sezonundayız. Tabii ki yarışlar yok. Kış testleri yapılıyor. Sen de aynı şekilde geldin abi tanesine. Çok çalışıyorum. Hem burada hem yarak olsun. Mesela Red Bull'un performans merkezine de gittim. Yurt dışı testlerimizi yaptık. Evimde, fitness salonunda, pistte. Çok çalışıyorum. Elhamdülillah en hazır dönemimdeyim. Dediğin gibi abi yarış başlayacak. 2 gün sonra yola çıkıyoruz. Pazartesi, salı Superbike'ın official testleri olacak. Orada az çok göreceğiz kendimizi. Hem güzel olacak, bana da antrenman olacak. Herkes aynı şekilde. Daha sonrasındaki haftada yarış var. Sezonun ilk yarışı başlıyor. İlk yarışta tabii ki de en iyi olmak istiyorum. Çünkü iyi hissediyorum. Dediğim gibi testler söyleyecektir ne olacağını. Daha sonrasında da yarışta da neyse elimizden geleni yapacağız. İnşallah istediğimiz gibi olur. Yarışlarını nereden izleyeceğiz? Yarışlarımızı bu sene sadece Red Bull TV'de izliyoruz. Bahattin, Türkiye'den sponsorların var mı? Tabii ki var. Türkiye sponsorlarım Red Bull, Prometeum Türkiye, daha sonrasında MSI Türkiye. O şekilde göçlü 3 tane sponsorum var. Seni izleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Şöyle, ben hiçbir zaman açık ara yarış kazanmak istemeyen bir sporcuyum. Her zaman kapışmayı tercih ederim. Geçtiğimiz sezon Barcelona'da İtalyan rakibimle sürtüşerek 2 kere podyum yaptığım gibi. İnşallah o şekilde yarışlar yapmak istiyorum ki hem ben daha çok seviyorum hem de izleyiciyi daha heyecanlı, spikeri daha heyecanlı bir şekilde izleyeceğini, yarışın ruhunu yansıtabileceğini düşünüyorum. O yüzden her zaman açık ara bitirilen bir yarış değil de rakiple temaslı ve sonunda kazandığım aynı Kenan abimin zamanında yaptığı gibi çekişmeli yarışlar yapmak istiyorum. Bir de zaten bu yüzden oldu galiba, bir El Comando diye bir lakap çıktı geldi. Açıkçası şöyle diyebilirim, o El Comando lakabı 2021 yılından. İtalya spikeri, çok beğeniyorum kendisini. Neden? Diğer spikerlere kıyasla adam çok böyle hani yarışı ruhunu yansıtarak hararetli bir şekilde hiç durmadan yarışı anlatıyor. Ve orada İtalyan bir rakibim vardı yine, onunla sürekli kapışıyorduk, sürtüşüyorduk. Orada oranın yaptığı sürtüşmeler, kapışmalar böyle bir lakap çıkarttı. Adam bana El Comando demeye başlamıştı. Yarışların tekrarını izlerken El Comando deyip duruyordu. Oradan da bana bir böyle bir takma at doğdu. Ben de bu sene 2 yıl sonra, o takma at çıktıktan 2 yıl sonra onu kullanmaya başladım. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yarışlarda sana başarılar diliyoruz Bahattin. Teşekkürler.